أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين على رسولنا محمد صلوات. O kadar konuşuyoruz ki ses yetmiyor. Gittiğim ve görüştüğüm kişilerden size selamlar var. Onu üzerimdeki vacip onu aktarayım. Suriye sınırındaydık. Elhamdülillah. Suriyeli bir kardeş bir ders yapıyor haşir. Yarın inşallah atılacak. Arapça. Risale-i Nur. Nasıl yetişmiş? Bu savaştan sonra tanımışlar. Bir anda nasıl yetişmiş? Nasıl ders yapıyor? Akıllara durgunluk veriyor. Ben söylüyorum bunu. Ders yapan insan olarak. Acayip bir şey. Hayretler içinde kaldım. Risale'nin bir kerameti. Bir bakarsınız hakikaten. Haşr'ın dördüncü hakikatini yaptım. Evet, dersimizin konusu aklını, kalbini ve ruhunu aktif et. İkinci ders. Şimdi bu derste de ezmek istemiyorum. Herhalde bir derste olacak. Niçin? Konusu çok şumullu böyle, ayağı çok geniş. Bunun içinde nazar var, sihir var, tesir var. Onları da içine katmak için. Sihir, büyü, nazar. Bunları da içine alıyor. Tabii otomatik olarak melekleri, şeytanı, cini ve erva habiseler. Yani insanoğlunun merak ettiği şeyler işleneceği için ikinci derste de ezmek istemiyorum. Bir derste olacak zannediyorum. Ben şimdi geçen hafta Risale'deki metinleri okudum. Bu hafta dersime tabii çalışarak geliyorum. Oradan aldığım cümleler ve içerik. Sonra tekrar devam edeceğim külliyata. Hava nimnuranidir. Yarım maddidir, yarım manevidir. Bu havada ukdeler ve düğmeler var. Buralara tesir edilerek sihir yapılıyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam benim şeytanım bana iman etti dedi. Ama ona bile sihir yapılmış. Öyle mi Abdülkadir abi, doktor? Tarağa sarılarak saçlar bir kuyuya atılmış. İmam Ali radıyallahu anh gitmiş falan, öyle bir alet falan kuyudadır, çıkart denmiş. Yani Allah Resulüne sihir tesir etmiş. Kur'an'da zaten ayet var. Habil, Kabil iki melaike. Musa aleyhisselam'daki sihir. Ustad da Asay-ı Musa diyor, sihirlerin iptal ediyor diyor. Öyle bir tabir, bir imani bir derstir falan diye anlaşılıyor. Nasıl olduğunu işleyeceğiz gide gide. Sihir haktır. Fakat bunları söylüyor. Şimdi Allah Resulüne benim şeytanım bana iman ettiği dediği halde sihir yapılmışsa, tesir etmişse, o zaman ona tesir eden ne cindir ne şeytandır. Yapamaz ona. Allah Resulüne ne tesir etmiş peki? Mektubatta biliyorsunuz. Değil mi Abdülkadir abi? Merak ettin değil mi şimdi de? Nasıl merak? Ben de çok merak ettim. Bayağı çalışıyorum. Notları alarak. Havada ukde ve düğmeler var. Bunları tetikleyerek yapılmış Resulullah'a sihir. Sihir havadaki düğmeleri tetikleyerek yapılıyor. Tamam. Şimdi onları işleyeceğiz bu akşam gide gide.
İlginçtir yani. Sormak istediğinizi sorabilirsiniz ama böyle iş olsun diye değil, akıcılığımız bozulmasın. Ükdeler ve düğmeler var. Bunlara tesir edilerek sihir yapılıyor. Makta cümleler kullanıyorum yani, izah yok. Çaresi Risale-i Nur'un gözüyle bakmak ve kutsi vazifesine ciddi ve şefkle hareket etmektir. Arkadaşlar, bu havada harfler var. Harf. Havada biliyorsunuz 5 tane element var. 5 tane element var. Bu hava nim nurani diyor. Nim nurani olmasa insanı taşıyamaz. Sesleri, ısıyı, ışığı, rengi ve kelamımı taşıyamaz. Onun için latif olmalıdır. Risale-i Nur Asay Musa sihiri iptal ediyor. Çünkü Asay Musa'da iman var. İmani mevzular. İmanı mevzular ne yapıyor? Lemalar 220. Siz, size gayet nafi, gayet nafi, faydalı, her derde deva, hangi derde? Her derde, şu bu yok, her derde deva. Bunlar böyle bir teşbih zannediyor, ben kızıyorum böyle, üzülüyorum da böyle, ders yapan veya Risale-i Nur'u nakledenlere, manevidir. Böyle işimize gelince izaha gidiyoruz, işimize gelince saraat yapıyoruz, işimize gelince saraatı da değiştiriyoruz böyle. Bir tuhaf tuhaf şeyler. Mesela bir tanesi de bu. İman böyle manevidir zannediyor. İmanın iki yönü var. Bir hakikati var, bir mahiyeti var. Hakikati mahluktur. Mahluktur. Esma-i İlahiye'nin bütünlüğüdür. Mahiyeti mahluk değildir. Tamam, bak ne kadar kolay. Yani bunun hakkında da böyle ihtilafı olduğu için, hani Allah gözükür mü gözükmez mi? Üstad Hazretleri nasıl halletmiş? Demiş ki vahidiyetiyle gözükmez, ehadiyetiyle gözükür. Bunun gibi yani. Bak, mahiyeti hakikati tak çözün. Şimdi bak, iman mahluktur. Yaratılmış bir hakikattır. Kuvvettir zaten. Bir kuvvettir, bir nurdur, bir realitedir. Bu taraf yönü. İnsan imanı iman ederek, imana iman ederek içimize alırız. Zahirde öyledir. Hakikatta imanın içine gireriz. Yani, iyi dinleyin bu örneği. İyi dinleyin bu örneği bak. Tefekkür ederek şey yapayım. Doğru veya yanlış bana ait. Odun ne kadar kesif? Odun. Kesif. Kütük yani. Güneş içine giriyor mu girmiyor mu? Ve güneş neresinde var? Yaktığımız zaman her yerinde nur çıkmıyor mu? Nur ve ısısı güneşten almış. Çıkmadığı bir parçası var mı? Yok. Nur ve ısısı güneşten almış. Abdülkadir abi? Oradan almış değil mi? Bak, kütüğün içine nur girdiği gibi beden misalidir kütük. İnsanın içine de güneşe misal Üstad Şemsizeli diyor. Haşa, Allah'a misal olsa, kütüğe misal insan, kütüğün içine güneş nasıl giriyorsa, icraat yapıyorsa, büyütüyorsa, Allah da insanın içine zatın nurunu öyle sokuyor. Kütüğün içerisindeki nur nasılsa senin bedenine iman öyledir. Her tarafındadır, hiçbir yerinde değildir. Nur öyledir. Çok acayip. Diyor ki, (gülüyor)
size gayet nafi, faydalı, her derde deva ve hakiki lezzetli, kutsi bir tirak isterseniz, mahluk. Tirak mahluk değil mi? Yaratılmış mahluk. Tiryak, ilaç. Evet isteriz üstadım. İmanınızı inkişaf ettiriniz. Çünkü bir şey büyüyor, küçülüyor, yok olup var oluyor, inkişaf edip dibe vuruyorsa o vacip değildir. Vacip büyümez, küçülmez. Yok olup var olmaz. Mahluk için denilir bunlar. Büyür küçür iman değil mi? Nurlanır, zayıflanır. Zaten imanınızı inkişaf ettiriniz diyor. Böyle bir ilaç. Peki ne yapacak bakalım? Anlamadım üstadım. Yani ben imanı inkişaf edince böyle nafi nasıl ilaç olur? Yani tövbe ve istiğfar ile namaz ve ubudiyetle o tiryaki kutsi ilaç ya bak mahluk olan imanı ve imandan gelen ilacı istimal ediniz. Bak inanç bu şey iman ilaç bu. O tiryaki kutsi olan imanı ve imandan gelen ilacı istimal ediniz. İman ilacı ise anlamadım ben. İman ilacı nasıl bir şeydir üstadım? Feraizi mümkün oldukça yerine getirmekle. Farzları mümkün oldukça yerine getirmekle tesirini gösteriyor. Gaflet ve sefahet ve hevesat-ı nefsaniye ve lehviyat-ı gayr-ı meşrua o tiryakin tesirini men eder. Hakiki imanın kutsi ilaçlarından, hakiki, yapmacık değil, hakiki imanın kutsi ilaçlarından ve nurlarından tövbe, nurları şuymuş, tövbe, istiğfar ile, dua ve niyaz ile istimal ediniz. O ilacı sürünüz. Sabah akşam içiniz. Nasıl içeceksin o? O kutsi ilaçlardan ve nurlardan, mahluk yani. Tövbe ve tuba aleyna beraber ve tuba içinizden deyin ve tuba aleyna ya hakimu tövbeten nesuha liyakum minellezine fealu feişeten efzelamu enfusekum zekerullah festağferu li zunubihim ve miyafiru zunube ilallah estağfurullahel azimel kerimellezi la ilahe illahu elhayyul kayyumu ve etubileh subhanehu. Bak tövbe ettik elhamdülillah. Ya Rabbi dergâh hazretine kabulü karin eyle. Peygamber aleyhissalatü vesselamın hürmet ve hatırına. Amin. Tövbe ile, istiğfar ile, dua ve niyaz ile istimal ediniz. Demek ki kullanılacak bir malzeme. Benim izahım. Bu iman dimağa girer. Dimağın yedi mertebesine girer. Diyor ki iman yalnız ilim değil. İmanda çok letaiflerin hisseleri var. Manevi diyoruz. Ne manevisi? Manevisi de var. Maddi ilaç bu. İman ilaçtır. Tiryaki kutsidir. Nurdur diyor. Kuvvettir diyor. Bak iman yalnız ilim değil. İmanda çok letaifin hisseleri var. Nasıl ki sonra zorlama beni şimdi zor birileri bunu sok diyor da imandan çok letaifin hisseleri var. Nasıl ki bir yemek mideye girse o yemek muhtelif asaba muhtelif bir surette inkısam edip tevzi olunuyor. Mideye girdi. Karaciğere, böbreğe, dalağa, saça, tırnağa tevzi ediliyor. Tamam? İyi dinleyin. İlim ile gelen, ilim değil bu. Hani biz hata demiştim hatırlarsınız hapishanede. İlimde sorunun yok. İlim almak ayrı bir şeydir. İlim kendisi ayrı bir şeydir. İlmi kullanmak
değişik bir ilimdir. Kullanabilmek. Buna ilmi siyaset denilir. Bak, ilim ayrı bir şeydir. Külliyatı çok iyi bilir. Ama onu kullanabilmek değişik bir ilimdir. Nedir o? Muhakeme ve muvazene ilmi siyaset deniliyor. Kim kime ne zaman? Onlar şey yapmayayım. İlim ile gelen bak. İlim bir pakettir. İçerisinde neler var? Mesail imaniye dahi imani mevzular içinde. Akıl midesine girdikten sonra derecata göre, tamam ustadım, ruh, kalp, sır, nefis ve hakeze letaif kendine göre birer hisse alır. Mahseder ve onların hissesi olmasa noksandır. İşte iman dimağa 7 mertebe tahayyül, tasavvur, taakkul, tasdik, izan, iltizam, itikat 7 mertebeyi bütünlüğe getiriyor. Ve ortaya korkunç bir enerji çıkıyor. Haşa mekan için değil de göstermek için. Allah, Şecer-i Hilkat, Cebrail, Mikail, İsrafil, Azrail, cinler ve şeytanlar hepsi burada. İnsan Allah'lık hakikatinden en uzakta. Bundan sonra hiçbir şey yok. İnsan Allah'ın dışındaki bütün hakikatlara cami. Bütün hakikat. 4000 esma var. Gazali der. Bini Allah biliyor, kimse bilmiyor. Bini 4 melekler biliyor, kimse bilmiyor. Bini peygamberler biliyor, kimse bilmiyor. Biniyle de kainatı yaratmış. Onların cemidir insan. Cemül cemdir, camül ezdattır. En uzak olmasının sebebi bütünlüğü içine alandır. Her esmanın her mertebesine mazhardır. Tefsir-i Demiri'de 6 nev var der. Her nevde 1000 cins var diyor içinde. Mesela balık deyince ne kadar cinsler var? Hamsi, palamut, istavrit. 6 nev var. Onların cemidir. Her nevin içinde 1000 cins var diyor. 6000 nevin cinsin hulasasıdır Tefsir-i Demir'de. Kimmiş onlar? Can, dan, han, man, tam, test. Her birinden 1000, 6000. Yani atom keyfiyetinde vücudu olan şuurlu bir mahluk insandır, başka yoktur. Sığır var ama şuurlu değil. Allah ve insan. Esmanın, sıfatın, Allah'lık hakikatının en kesif tecellisi atom. Bu keyfiyete haiz insan. Yani bu libası giymiş. Bütünü almış içine. Bütünü almış. Peki, çok ilginç. Alemi gayb, burası alemi şehadettir. Alemi şehadet. Bir de alemi gayb var. Bunun metafizik dedikleri. Alemi gayb. Şimdi bizim alemi şehadetle alemi gayb arasında bir berzah var. Her şeyde olduğu gibi. Kabir nasıl ki ahiret değil, dünya değil, berzah. Hava alemi nim nuranidir. Alemi gayb ile alemi şehadet arasında bir berzah vazifesini yapıyorlar. Ve hava aleminde bulunan erbahlarla sihir yapılıyor. Geçen hafta okumuştuk. Ağzımızdan, yani nurdan, nardan, zülmetten, rahiyadan, kelamdan, saftan ne yaratıyormuş Allah? Şeriat-ı Garay Muhammed'i de diyor 557 idi sözler. 1. Melaike. 2. Cin. Can. Ve şeytan ve ruhaniyat yaratılıyor. İşte arkadaşlar, o ruhaniyat dediğimiz alem hava unsurundadır. Hava unsuru alemi gaybla alemi şehadet arasında bir berzahtır. O aleme kısmen veya mertebesine göre o hava alemine intikal eden insan açılmışsa
O alemlerde, o alemler vasıtasıyla öteleri bu tarafa eder, burayı o tarafa, o tarafı bu tarafa edebiliyor. İşte hava aleminde cinler, bulunanlar, sırf bu değil, cinler, şeytanlar, ruhaniyat. Ruhaniyat ikiye ayrılır. Ervah haliye, ervah habise. Şu anda konuşmamla ervah haliye yaratılıyor. Galiz tabir kullansam ervah habise yaratılıyor. Bu hava alemindedir. Ama her şey yaratılıyor. Yani mutlaka ağzımızdan çıkan her şey, her seyrettiğimiz, her duyduğumuz, her kokladığımız şeyle içeriği aktif ediyoruz. Malzeme taşıyoruz. Biz görmüyoruz. O alemler çok açık. Allah'a, yani bu hakikati anlatmak için söylüyorum, kusuruma bakmayın, sizin varlığınız ne kadar kesinse benim için, hava alemindeki bu alemler benim için o kadar şuhuttur. Gerisini anlayın. Yani o kadar kesin. Bunun için söyledim, her seyrettiğiniz video, menfi veya müsbet, her duyduğunuz, Allah'a yemin ederim, içinize, içinizi aktif eden habis ve ruhani âli mahluk yaratılıyor. Bu mahluk Gazali'ye göre en fazla 15 sene durur orada, aktif etmez seni. Kenarda durur. Vakti gelince devreye giriyor. Geçen demiştim. Durup dururken niye oluyor? Aktif oldu o. Çip. Bak, öyle diyor. İlim ile gelen mesail imani. Televizyonla gelen ne var? İnternette. Habise, hiçbir şey bedelsiz, karşılıksız yoktur. Mutlaka vardır. Ama iyi film, ama kötü film. Mutlaka ama. Okuyacağım size tek tek külliyattan bulduğum yerleri. İşte sihir ve büyü, televizyondan çıkan o şeyle, bak onu lebit yaptı Allah Resulüne, Yahudi. Yahudi, bunlar televizyonla ve radyolarla sihir yapıyorlar. 11. Şua'nın 11. meselesine fil ukad. Hangi suredeydi hoca? Felak mı? Felak suresi. He? Fil ukad. Değil mi, orada geçiyor. Aynı bunun gibi diyor. Yani bu görüyor musunuz? İp. İp değil mi? İp. Ha, onun diyor düğmelerine, ükdelerine, düğme atarsınız ya. Ha bu. Sihir yapılıyor. Öfleyerek diyor. O tarihte bu denir mi? Mikrofon. Ama Kur'an'da markasını yazmamış. Fil ukad, üfürerek. Nelere? İplerin düğüm atılan yerine. Adım tak bu. Sihir yapılıyor diyor. Hava ile. Peki nasıl yapılıyor? Havada harfler var. 29 tane, 28 tane harf var. Bunlar, her bir harf öteki alemin kapaklarıdır. En latif harf huruf-u mukatta'dır. Huruf-u mukatta'nın sırrına yaklaşma nispetinde öteler sana ayağın olur. Hamim huruf-u mukatta. Elif, lam, mim, sad. Baş döndürüyor vallahi ya. Tamam. Baş döndürüyor. Huruf-u mukatta. Ya. Havadaki harfler kullanılıyor. Başka. Bununla alakalı yer okuyorum. Doktorum burada mı, öteki doktorum? Çok güzel. O
O dinlesin şimdi. Canım benim. Hani ilaç mideye iner? Değil mi? İlaç mideye iner. Fesubhanallah. Nasıl aktifledi yani. Huruf-u mukatta. Doktorun, bak mide, ilaç nereye gider? Mideye. Ve cansız değil mi? Cansız. Doktorun kelamının içindeki, doktor konuşuyor, tansiyat ediyor. Kardeşim bak, o panik ataktır diye nasihat ediyor. İlaç nereye giriyordu? Mideye. İlaç neydi? Cansız. Ne vardı içinde? Kalsiyum, magnezyum, kükürt, demir, he? Böyle şeyler var. Niye oldu böyle? Bismillah. Doktorun nasihatının içerisinde, o sözün içerisinde, dima midesine, doktor kelamın içerisine, doktorun kelamı da ilaç mideye girer, doktorun nasihatı dima midesine. Bak, doktorun ilacı mideye, doktorun nasihatı dimağın midesine. Dedi ya burada, iman yalnız ilim değil. İlim ile gelen mesail imani akıl midesine girdikten sonra, buna ait bir yer okuyorum, kendi yorumum. Hani ilaç mideye iner ya, doktorun kelamının içindeki doktor, kelamın içindeki doktor, nasihat eden kelamın içindedir. Hazreti Ali diyor ki kişi dilinin altındadır. Ediyalan. Ustad diyor ki kelam kişinin karakterini gösterir. Doktor kelamın içinde, kelamına girerek hastanın, muhatabının dimağına, oradan kalbine, her tarafına iner. Aynı zamanda hasta maddeten onun konuşmasındaki havayı da ciğerine çeker. Konuşurken doktor, hasta onun ağzından çıkan kelamları da içine çeker. Ha? Veya bir hasta okuyor. Yani bir şey okuyor diyelim. Manevi doktor. Kur'an okuyor. Kur'an okuyor. Ne yapar? Japonlar bunu yapmış yani. Japonlar ne kadar gizlemişler biliyor musun? Tam 3 sene gizlemişler ama gizleyememişler. Küfür ya. Suya galis tabir kullanmışlar. Ondan sonra suyun kristalleri değişik. Güzel sözler kullanmışlar. İman değil. Suyun kristalleri değişik. Bu kesin. Şimdi ilaç cesede bakarken nasihat hem akla hem kalbe hem de ruha bakıyor adama. Doktorun ilmini, bak kelamına ne koyuyorsunuz doktorum? Doktor ilmini, güvenini, teslimini, doktorun tevekkülünü, olaya hakimiyetini vesaire özelliklerini ve hastalarını kelime ile, hava ile hastaya aktarıyor ki 1000 hasiyetli ilaçtan daha tesirli olur der ustad. Barla 66'da şöyle diyor. Hem bilirsin, hikaye söylüyor Bediüzzaman sanki. Hem bilirsin bak. Meyus ve ümitsiz bir hastaya, meyus ve ümitsiz bir hastaya manevi bir teselli bazen 1000 ilaçtan daha ziyade nafidir. Meyus, ümitsiz bir hastaya. Bakın en kaliteli ilaç verin hastaya. Ama inanmasın, o bana yaramaz. O ilaca değer vermez. Hiçbir tesiri yok. Öyle mi doktorum? Öyledir abi. Öyledir. Onlardan öğreniyor. Böyle de inanıyor. Yani ne kadar kaliteli ilaç verirsen ver, ya bu işe yaramaz. Ya bırak ya. Ama basit bir vitamin hapı ile ben harika bir şekilde karın sacısını,
baş ağrısı giden hastaları biliyor. Babaannem mesela. O gazoz gibi var ya böyle atardığında pşşş çıkardı. Onu verirdik. Oğlum bu ne biçim? Babaanne gözükmemiş bir şey ya. Hemen çakıyor. Oğlum zaten gözüküyor bu ya. Şşş çıkıyor. Bir içiyor. O sabahtan akşama yatıyor, beni akşam bekliyor. Hakikaten baş ağrısı neydi? Babaanne 10 dakika içinde tamam. 10 dakika sonra ağlayarak geliyor. Oğlum hakikaten hiçbir şeyim yok. Doğru mudur? Doğrudur. Çünkü inandığınız gibi en aynı zennab gibi Allah öyle tecelli ettiriyor. Allah isimdir. Esma öyle hükmünü icra ediyor. Allah Allah. Şimdi izahım devam ediyor. İlacın içinde elementler var. Doktorun kelamının içinde doktorun inancı var. İlmi var. Hissiyatı var doktorun. Doktorun hassasiyeti var. Doktorun teslimiyeti var. Doktorun tevekkülü vesairesi var. İnançlı doktorun inançsı bak. İnançlı doktorun nasihatının içerisinde inancı var. İlmi var. Hissiyatı var. Hassasiyeti var. Teslimiyeti var. Tevekkülü var bu doktorun kelamında. Ve ilaç cansızdır. Doktorun kelamı ise canlıdır, ruhludur ve ilmidir. Canlıdır. Tamam, canlıdır. Kelimenin içerisinde ne var diyor ustad. Geçen hafta konuştuğum için şey yapmıyorum. Mana kalpten çıplak çıkar. Saydım ben muhakematta tam 33 tane yerden geçiyor. Bir yeri çakıyor, bir yeri boyuyor, bir yeri ısıtıyor, yumuşatıyor, sertleştiriyor vesaire. En son ağızdan çıkıyor. Sefirlik yapar diyor, elçilik yapar. Kelam aklımdan aklına, ruhumdan ruhuna, kalbimden kalbine sefirlik yapar. Benim ruhsal yapılarımı taşıyan ruhsuz olamaz. İsa Aleyhisselam Meryem'e İsa'yı üfledi. Allah da Kur'an'da öyle diyor. Ruhumdan üfledim diyor ruhunuzu. Üfleme kullanıyor. Dölledim demiyor. Ha? Çok ilginç. Yani havanın içinde kelime var. Kelimenin içinde ben varım. Duygularım var. Mesela bir tanesini yaşanır bir misal vereyim. Rüyada Allah Resulü'nü görmek sahabe olabilir mi? Olamaz. Ama Allah Resulü Allah Resulü'dür. Rüyada şeytan giremez. Peki niye sahabe olamıyor? Çünkü ortamında insiba ve inikas yok. O görselde Resulullah vardı. Sesinin içinde Resulullah vardı. Rüyada ise suret hakikisi var. Ruhsal o tarafı yok. İnsiba ve inikas yani. Allah Allah. Güneş odunun içine kendini nasıl taşıyorsa kelam da karşıya kişiyi öyle taşır. Güneş kendisini odunun içine nasıl taşıyorsa ısısı ışığıyla ve yapısında bulunan o negatiflik, o yapısal siyahlığın da dumanı öyle taşıyor. Başka, MOBESE kamerası, bu arada kaçırmak istemiyorum. Hangi doktora gideceğimizi de söylüyor ustad. 66 barlada. Ne diyor? Hem bilirsin meyus ve ümitsiz bir hastaya manevi bir teselli bazen 1000 ilaçtan daha ziyade nafidir. Yani Müslüman hekimi hazığa gideceksiniz. Müslüman doktora gideceksin, Müslüman. Dine düşman bir insanın gidersen tedavici değil, inan hasta eder adamı. Hasta eder hasta. Ustad da hangi doktora gideceğimizin de tarifini yapıyor.
5'te anlatıyor. Bak. Ha, demek ki bu. Uzatmayayım diye. Nasıl mobese kamerası, cep telefonu ve çekirdekler de berzah gibiler. Öteleri buraya, buraları ötelere taşırlar. Nasıl ahizeler dönüşüm berzahlarıdır, cep telefonu burayı oraya, orayı buraya taşır. İman da böyle. İman da Allah'ı buraya taşır. Allah Celle Celaluhu kainatta sıfatlarıyla var. İlim, irade, kudretiyle var. Zatıyla nerede var? İnsanda var. İman taşıyor. İrade-i cüziyenin sarfından sonra irade-i külliyenin mümin kulunun kalbine koyduğu bir nurdur iman. İman, imanın içinde Allah var. O Allah'a var ki o taayyum ve teşahhus ediyor kalpte. İyyâke ne'abüdü ve iyyâke nesta'in diyebilen kul, kul da sana diyor burada. Sana iman ederiz. Sana ibadet ederiz. Senden yardım isteriz. Sen deyince muhatap, bu seviyeye gelen insan zahirde iman bizdedir. Ama hakikatta bunu diyebilen insan imanın içindedir. 128 sözlerde diyordu ya, men küncem, nasıldı? Men küncem bir semavati bir zemin miydi? Nasıldı o? Oku oradan ya. Men küncem der semavatu ve zemin. Azep küncem be kalbi müminin. Ben göklere ve yere sığmadım. Ne hayrettir ki müminlerin kalbine sığarım. Çünkü Allah haşa mahluka sığmaz. O zaman sen ne diyorsun ya, müminin kalbine nasıl sığdı? Çünkü insanda bir yersiz yer, insanda bir hakikat var ki mahluk değil, vacip de değil. O mec'ul yani enedir. Allah mec'ulda, enede, enemizde 9. sayfa şualarda Allah teayyum ve teşahhus ediyor. Teayyum ve teşahhus eden Zat-ı Zülcelal'e namazda kul ona, oradaki Allah'a, bendeki ona İyyâke ne'abüdü ve İyyâke nesta'in diyor. Bil kıymetini çöplükte harcama. Peki, şimdi bir misal vereyim. Belediye otobüsü şoförlüğü yapıyorsun. Ama çok uzun bir otobüs. Körüklü, İlmaz. İyi dinle ama. Şoför, ön kapıyı açtın, önden biniyorlar belediyeye. Baktın ki Adem Aleyhisselam binmiş. Ne yaparsın ya? Allah Allah. Adem Aleyhisselam bindi. Ümmeti binmeye başladı. İbrahim Aleyhisselam, Şit Aleyhisselam, tam 24 bin. Öyle mi geçiyor? Telaffuzumu da düzeltin. Ha, 124 bin enbiya. Bir rivayete göre 224 bin diyor. Binmiş. En son otobüsüne, sen bunların şoförlüğünü yapacakmışsın. Davut Aleyhisselam da binmiş. Bir baktın ki Muhammed Aleyhisselatü Vesselam biniyor. Sana teslim olup şoförlüğüne sen götürecekmişsin maksada. Neler hissederdin? Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan ezvacı tahirat, tabi'in, tebe-i tabi'in, bütün büyükler biniyor. Bir baktın ki son ustad da biniyor senin otobüsüne. Nur talebeleri de biniyor. Ve sana emanet. Neler hissederdi? Ne olur biraz hisset böyle. Böyle iman böyle değil. Bu böyle olursa
İman da Allah var. Onu taşıyorsun. Veya seni o taşıyor. Nasıl anlarsan. İçeriden bakarsan böyle, dışarıdan bakarsan fihi mafi. Dışarıdan bakarsan şoför, araba şoförü götürüyor. İçeriden bakarsan şoför arabayı götürüyor. Nasıl canın isterse. Yani onları taşımaktan gelen, bu mu bağırıyor? Yok galiba. Onlardan gelen, onların bilmesinden gelen haletini düşün. Bu kimin sen? Bu mu çalıyor? Al, kapalı mıydı telefonun? Ha, tamam, tamam, dokun. Bizde de Allah var. Taşıdığın şeyi bil. Taşıdığın şeyi bil. Hiç kimsenin telefonu açık olmasın. Nöbetçi doktorlar hariç. Titreşimde de olmayacak. Tamam. Devam ediyorum. Öyle de havadaki harflerde böyle. Seni iyi dinleyin burayı. Havadaki harfler seni değiştirmeden dönüştürüyorlar. O kadar latif ki, latif ve nim nurani olan havada uçuyorlar sen. Kelamlar, akıllar, kalpler ve ruhlar arasında sefir ve elçilik vazifesini yapıyorlar. Kelam. Kelam nedir? Kızılicaz'dan söylüyorum. Fikrin kaymağı, tasavvurun sureti, teemmülün bekası, zihnin remzidir. İzah edeyim. Kelam nedir? Fikrin kaymağı, dima bütünlüğünün öne çıkıp görünen yüzü. Yani batının özü ve hulasası. Bak bir daha söylüyorum. Kelam nedir? Kelam nedir? Ustadın tarifi. Diyor ki, fikrin kaymağı artı tasavvurun sureti artı teemmülün bekası artı zihnin remzidir. Ben de şimdi izah ediyorum bu makamda. Fikrin kaymağı demek, dima bütünlüğünü öne çıkıp, yani batının öz ve hulasası. Bir insan ne konuşur? Dima bütünlüğünü söyler. Batınları dişa eder. Tasavvurun sureti diyor ustad. Tasavvur, tasavvurların sureti, nüfus cüzdanına benzer. Kelam. Kişinin cilt no, sayfa no. Yani tasavvur, yani insan aynı nüfus kağıdı gibi, yani tasavvurla kendisini belli eder. Başka? Zihnin remzidir kelam. Yani anlama, hatırlama kuvvetidir. Diman kuvveti, anlama kuvveti ki anladığını da inanılmaz sende güç kuvvetler ortaya çıkarır. Biraz zorlandığınızı biliyorum. Ne yapayım? Hakikat bu kadar ifade ettirebiliyor. Kelamdan bahsettik. Kelamın dört şekilde kendini ifade eder. Fikrin kaymağıdır. Ne anlarsan izah ettim, yapabildiğim kadar. İkinci ayağı tasavvurun suretidir. Üçüncü ayağı teemmülün bekasıdır. Dört, zihnin remzidir. Ben şey yapayım, Lazcasını söyleyeyim. Fotoğraf makinesini aldınız. Bir bahçeyi çekiyorsunuz. Kuşlar var, ağaçlar var, çiçeklerin her çeşidi var. Yani bir bahçe, çok harika, çok yönlü, her şey olan bir... Tak çektin kartpostal. Her şey var değil mi? Kelam böyledir. Benim bütünlüğümü böyle taşır. Bir kartpostaldır ama bütünlüğü sana gösterir. Bu cansız. Kelam canlıdır ve ruhludur. Çünkü dima tetikliyor, kalbi hareketlendiriyor. İnsanı aktif edenlerden biri de nazardır. Oraya geçmeden şuradan geri geliyoruz. Külliyattan toplanan şeyler bunlar.
çok kısa zamanda çok mesafe alalım diye yapıyorum. Şurada hava tekvini emirleri etrafa yetiştirir. Yani niye bu havadan bahsediyoruz? Dimağı, kalbi ve ruhu aktif eden. Burası meyremdi. Zardı. Cebrail üfledi. Meyrem döllendi. Yavru oldu İsa. Yavruyu doğurdu. Konuşuyorum. İsa'yı doğuruyorum ben size. Ölmüş gönüller, ölmüş kalpler, ölmüş ruhlar diriliyor. Tamam. İşte üfledi, ders dinliyoruz. Şimdi Risale-i Nur'u evde, odanda mutlaka sesli ama okuyacaksın. Çünkü kulaktan girmesi lazım. Dene. Demek ki hava tekvini ayetleri neşrediyor. İleriki saatlerde bu nasıl olduğunu şey yapacağız. Başka? Sohbet ortamıyla günah işlenen ortama girersen maddi havanın nasıl farklı olduğunu apaçık görürsün. Havada canlı olduğunu, çekirdekler olduğunu anlamak istiyorsanız diye müşahhas örnek veriyorum. Allah aşkına şuraya girdiniz şu hava ile gayrimeşru bir yer, bir belediye otobüsü, hatta senin televizyon çalan salonun aynı hava mı var? Eğer evinde hususi odası varsa, Risale'yi orada okuyorsan ne olur? Bu dersten sonra bir gir böyle, bir de salona gir. Nasıl bir karamsar havayı göreceksin? Yani hava konuştuklarımızla aynen renklenen bir yapıdır. Havada çekirdek var diyoruz. Harf var. Harfler var. Harfler kapaktır. Kaldırdığın anda Allah Allah. Fesubhanallah. O ne ya? Deme demiş Cenab-ı Hak. Bil ama bildirme. Bazıları bildiriyor Muhyiddin Arabi gibi. Soyut nasıl mıdır? Buna ait bir tane misal vereyim nasıl oluyor. Aklı, dimağı nasıl aktifliyorlar? Kötüsünü söyleyeyim. Kötü seyrettiğiniz dizi, filmlerin en masum günahı şudur. Günah derken zararı. Somut, tutulan, realite, yaşanan dünyadan sizi koparır çocuğunuzu. Soyut bir aleme taşır, hayala hapseder, hayalden çıkamazsınız. Bu sefer kişilik çatışması yaşar, hayal mı gerçek mi karıştırır ve birbirinin hükmü birbirine girer. Bu insanlar hırçın olur, saldırgan olur, öfke kontrolsüzü olur, sabır olmaz, tahammül olmaz, dereceye göre tevekkülü olmaz. Olmaz da olmaz. 11 sıfat. Televizyonlar sihir yapıyor bize. Sihirliyorlar 25. kareyle. Kesin. Ne yapıyor? Dimağı hapsediyor. Hayalden çıkamıyoruz. Bu sefer soyutla somut, metafizikle fizik karmaşası yaşıyoruz ve bakın ve ahkamıyla hareket edemiyoruz. İşte Yahudilerin Müslümanlara yaptıkları tuzak budur. En büyük tuzak. Alem-i şehadeti, realiteyi gerilemesin diye. Çoğu insanlar hayalde hapsolmuş. Mesela bir tane misal vereyim. 4-5 yaşında bir çocuk gördüm. Gördüğümü söylüyorum. Böyle. Öyle mi? Böyle. Böyle yapıyorum. Her şeyde. Babasına dedim ki özürlü mü? Ben tabii bilmiyorum. Meğer çizgi film varmış böyle. Ve elbisesinde de aynı resim var. Öyle mi değil mi arkadaşlar? Beraberdik değil mi? Babasına ben tabii bilmiyorum. Nereden bileceğim ben çizgi film?
Şeyle yapıyor. Baba. Baba. İyi yardım edeyim buraya gelmişken dedim ben buna. Ya özürlü mü ya? Yok hocam özürlü değil. Meğer baba özürlü yani. Farkında değil. Beraber fark ettirdik. Bakele çünkü. Bu niye böyle yapıyor o zaman dedim. Bu İsmail kardeş üfledi kulağıma. Hocam görmüyor musun elbisesi? Oo bir bak önden ve arkada resim. Bir çocuk uçuyor havada. Şurada şöyle. Mavi gözlü bilmem ne gözlü. Şöyle. Eli hep böyle ha. Çocuk hep böyle dolaşıyor. Yani resim de silah edebiliyor. Evet. Aynen mal sahibine benzer. Özürlü mü diye. Vay be. Ne yapmış o çocuk sanalda? Siz çok örneğini görüyorsunuz. Ben az gördüğüm için etkileniyorum. Şimdi o somuta gelemez. Hayalde hapsetti bizi Yahudi. Bakın seyrettiğimiz film hayali aktif etti, çıkamıyor. Hapis o. Çıksın da göreyim. Hep eli de böyle dolaşıyor. Ulan insan bir unutmaz mı? Artık meleki olmuş. Beyin ikide bir onu tekrar ediyor. Bir adam almıştı beni yolda. Arabayı tamire vermiştim. Rize'de. Pazara geliyorum. Kaseti koydu eski kasetten. Bir müzik çaldı. Çağırıyor adamı bir şey diyemiyorsun. Arabayı aldı seni yani. Aynı müzik bir daha çalıyor. Aynı bir daha çalıyor. Dedim ya bir şey sorayım. Bu dedim. Nasıl? Hocam. Tanıştık ya hocam. Ben bu müziği çok seviyorum. 10 tane peş peşe yükledim diyor. O bitiyor, gene o başlıyor. Ne demek biliyor musun? Takıntı bu. Takıntıya örnek. Bu adamı takıntı demiyorum. Takıntı hastalar aynı böyledir. Bir şey takılır perdeye, temizliğe. Ya silecek, sildi. Tekrar o tasavvur filmi başa alır, tekrar siler. Tekrar silmesinin sebebi tekrar ediyor. Takıntı demek birbirine eklenen aynı filmi, aynı sesi yüklemek demektir. Takıntı o. Çaresini burada... Bir şarkısı varmış, bir arkadaş yazdı ona. Şimdi tam 51 defa o tek tek diye bir şarkısı varmış. Evet. Tek 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 tek. 51 defa mı söylüyor? 51 defa söylüyor. Saymış demek adam da, bizimki de. Allah Allah. Acıyorum. Ağrıma gidiyor. Nasıl bir loko olmuş. Bu yarın gelecek. Hocam kendimi çok kötü hissediyorum. Yaşamakla yaşamamak eşit hocam. Cam orada. Ya 10 tane müziği birbirine eklersen, cep telefonda oyunlardan kurtulamazsan, dizilerden kurtulamazsan, Kur'an okumazsan, Risale okumazsan, derslere gitmesen iyi olacaksın. İyilik zarla gelmiyor ki. İyilik dışarıda yok öyle bir şey. Zaten iyi olsan, kendini iyi hissetsen vallahi harika olurdu. Böyle bir şey yok. İyilik, mutluluk, huzur dahili uyandırmaktır. Öyle bir şey olur mu? Şimdi bu çocuk iyi mi hissedecek kendisini? İyi hissedecek, öyle mi? Nasıl olacak? Üstadıyor içindeki deli uyandır. Evet, uyandır. Dev diyor ona. Dev. Sonra diyorlar, biz ne yaptık da bu çocuk böyle oldu? Ha, ne yaptık? Ha. Leküm dünüküm veli yedin. Veled dalin amin. Arkadaşlar, konuşmamızı dışarıda malzeme kullanıyorum ama ne olur kendimize alalım. Tamam mı? Çizgi filmler çocuğun içsel alemini tetiklediğini bilin. Abi benim içimi darmadağın etmişti. Yani çocuğumu düşüneceğim. Doğru. Ne yapayım? Sohbet ortamı... Havayı etkileyen zamandır. Misal, şuuru selase ve içindeki eşyalar, içine ekilen sesler. Yani havayı etkileyenleri söylüyorum. Şuuru selase, üç ayları. İçindeki eşyalar burada, buraya etkiliyor. Onun için çok önemlidir. Renk çok önemli. Yatak odağında sipsiyah böyle bir şey koymuş. Sipsiyah kardolap olur mu? Lan adam içi kararır ya. Renklerin dili var. Aa,
Ya kardeşim Allah karı niye beyaz yapmış? Niye ayvayı sarı yapmış? Senelerce beni meşgul etmiş. Harikaymış meğer. Tamam. Niye sarı yapmış? Ben bir değiştirdim karı olan kırmızı olsa ne iyi olur dedim. Bütün kainat değişti bu sefer. O zaman karışmadım. O zaman merkezde olsun. Böyle olması lazım. Tamam. Acayip bir şey. Ya acayip bir alemdeyiz. Arkadaşlar bir kapak açılsa var ya. Baraj kapağı gibi. Deli divane olacağız. Risale-i Nur'daki kelimeler kapak diye bağırıp çağırıyorum. Duyan duyuyor. Bazılar diyor ki nereden çıkarıyor? Doğru. Eskide tipi tip vardı Sarkız. Oradan çıkar. Deli ediyor beni. Yatamıyorum. Bir kelam biliyor musun? Süre hakikate istinad eder, hayat bulur. Kayashiki Hitoshima denilen bir Japon öğreti filozof 700 küsür sayfalık kitap yazmış. Suret nedir? Yani bu suret nereden çıkmış? Allah varken hiçbir şey yoktu. Yani ayva niye o şekilde? Kiraz niye o şekilde? Ben niye böyleyim? Adam 700 küsür sayfa kitap yazmış. Şu anlarda gördüm ki süret hakikata istinad eder, ondan medet alır, hayat alır. Koca ustad. Ne baba adamsın ya. Surette ne işin var senin? Ama böyle olmalı. Deli ediyor beni ya. Deli ediyor. Bir kelam ya, bir suret. Ağlamasam da. Bak işte. Hava ya. Havayla konuşacağız. Daha 5-6 ders de var. Allah Allah. Bak. Havayı nasıl etkiliyormuş? Şuuru selase. İçindeki eşyalar. İçine ekilen sesler. İçine ekilen suretler. İnsanların teveccühleri. Enerji boyutları. Sizin bu teveccühünüz. Acayip. Bu sesi CD'de dinleyin. Bu ortam bambaşka. Olmaz. Resulullah'ı rüyada görmek, sohbetine katılmak gibi gider. Üstad, kitabı var. Ama İmam-ı Rabbani bugün sağ olsa Hindistan'da her müşkülata katlanıp ziyaret edecek. Neye gideceksin? Kitabı var. Değil mi? Üstadı anlamak. Ne diyor? Bir şey ziyaret etmeyi anlatmıyor. Olmayacak bir şey niye söylüyor? İmam-ı Rabbani yok ki. Hayır. Orada bir insiba ve inikası anlatıyor. Külliyat değişik arkadaşlar. Allah'a yemin ederim bu makamda her kelime kapak. Şualar 261'de diyor. Sandıktır diyor kelimeler için. Sandıkta ne var? Çeyizin her çeşidi. Erkeğin sandığında ne var? Bütün malzeme. Çekiştir, çividir, keserdir bilmem ne. Fülat bambaşka bir şey ya. Ne yapayım? Enerji boyutları, ciddi imetleri, eylem, fiili, yaşantı burada. Risale-i Nur gözüyle muhakeme ve muvazeneleri bakmak. Davan da ciddi ve samimi gayretinle o. Davan olacak. Davana ciddi ve gayretin oldu mu, dava sana açılıyor. Bakın sen bir şey yapmıyorsun. La ilahe illallah diyorsun. Muhammedun Resulullah diyorsun. Allah onaylıyor. Onun adı da imandır. O sana veriliyor. Verilenin içine sen giriyorsun bu sefer. Ve iman kopyala yapıştır biliyor musun şu anda? Hepimizin imanı ortaya, hepimize tümünden geliyor. Bu şahs-ı manevi. Şahs-ı manevi demek her nur talebesinin imanı, kemalatı, ameli oraya mal oluyor. Sen de hissen kadar tümden alıyorsun. Şahs-ı maneviye giren bir insanın vallahi Kur'an'ıma yemin ederim ki haşirde imanla gidecektir ve kurtaracaktır. Risale-i Nur'da şualarda birinci şu anda öyle diyor. Nur talebeleri imansız kabri gitmez diyor. Niçin? Böyle dersler işte. Dem ve damarlarına giriyor bu ders. Şeytan nereye gidecek ki? Haritayla göstermiştim. Bak şurada harita var. Şeytanın yaratılışı, bize takıldığı yer kürs. Kürs daha nerede? Geldi buraya kadar. Ondan yukarıya nasıl çıkacak? Yani şeytanın eli ayağı nasıl girecek oraya? Ya.
Şeytan Bedir'de miydi, Uhud'da mıydı ayet-i kerimede? Başkomutanlık yapıyordu kafirlere. Cisimleşmiş de komut veriyormuş. Tamam mı? Komut veriyor kafirlere. Allah melek indirdi. 30 bin, 50 bin. Melekleri görünce şeytan geri kaçıyor. Dediler ki nereye gidiyorsun? Vallahi ben bugün diyor Allah'a sizin görmediklerinizi görüyorum diyor. Şeytan diyor. Şu anda da öyle inanın. Öyle deniliyor. Dolu inanın. Şükürler olsun. Davana sahip ol. O sana sahiplenecektir. Korkma. Sahiplenen sahiplenilecektir. Seven sevilecektir. Gidene gelinecektir. Seven sevilecektir. Bu böyledir. Değer veren değer alacaktır. Bugün böyle bir alemdeyiz. Acayip bir tuhaf alem. Kapaklarla dolu her taraf. Vefat şudur arkadaşlar. Odunun yanıp, odun bir yerde katı, donuk mekanı varken, yanan odun nuruyla, ısısıyla, ışığıyla her yerdedir ya. İşte ölüm bu kadar normal ve güzeldir. Kütükten nurlanmaktır. Odunun içi karanlıktır, çıkan nurdur. Odun kesiftir, latifleşiyor. Odunun içinde zıtlar vardır, dumanla nur, ölümle nefis ruh ayrılıyor. Isı adeta odunun içinden nur odunun içinden kurtuluyor. Nurdan maksat ruhtur. Odunda maksat cesettir. Nura inkılap etmek, her yerde olmak. Ölüm kadar harika bir şey yoktur. Tersini düşünün. Ölüm olmasa bundan daha büyük bela olur mu? İyi ki ölüm var. Böyle yaşanır mı sonsuz ya? Böyle sonsuz mu yaşanır? İyi ki ölüm var. Hayırlısıyla başımız gözümüz kırılmadan bir gitsek. Bir tane söyle de oğlum bu manyak mı ya? Başımın gözü kırılmadan gitmeyi diyor ya. Acele etme aslında. Acele he. Acele etme daha ihtiyacımız var. Şey Alaaddin'im bazen özlüyorum biliyor musun? Oraları özlüyorum. İnan. İşte biz dua ediyoruz inşallah. Biz İnşallah. Abi öyle bir dedin ki özlüyorum diye. Yani biliyorsun. Öyle anladım abi. Sen dedin ya özlüyorum dedim. Ben de öyle bir şey uyandım. Sen gidersen biz de seni özlüyoruz. Yok oralar çok acayip bir yerler. Ama hiç endişe edilecek, korkulacak değil. O güzellikler bilinse insanoğlu bir an durmaz, intihar eder gider diye Allah onu kefenle, mezarlıkla, tabutla örtmüş. Kefenle örtmüş. Odunu yakmak, odunun içinden nurun çıkması neyse, vefatta da cesetten ruhun çıkması odur. Hocam bu az önce cümlenizi dikkatimi çekti de, herkes, yanlış anlaysam lütfen düzeltin, herkes hissesi kadar alacak. Evet. O hisseyi artırmak için. Şahsi maneviyedeki hisse mi? Evet. Yoksa imani hisse mi? Bak bütünlük beraberdir. İmanını oraya kullanacaksın. Nasıl? Nasıl hisseni artıracaksın? Kastamonu 96. Sadakat, ihlas, hizmet, takva, içtinab-ı kebair derecesinde senin hissen artıyor. Maddi ve manevi sahipleneceksin ki sana sahiplenilsin. Öyle diyor. Bak hadis-i şerif söyleyeyim. Somut örnek versin. Somut vereceğim. Bir kabirden verir mi de dünyadan verir. Kabirden ilk önce vereyim. Çünkü oraya odaklandım. Nünker Mekir hesap soracak diyor Allah Resulü bir kula. Fakat bir nurani şahsiyet burasında duruyor. Nünker Mekir der ki çekil ben hesap alacağım. Hayır ben bundan ayrılamam. Ben diyor Allah'ın kuluyum. Allah'ın mahlukuyum. Nünker Mekir'im hesap alacağım. Çekilir misin? Ben de Allah'ın emriyim. Ondan ayrılamam. Sen kimsin o zaman diyor. Bana böyle bir şey bildirilmedi. Ben bunun okuduğu Kur'an'ım diyor. Ben ondan ayrılamam. Niye? Çünkü o dünyada benden ayrılmamıştı.
O zaman kenarda dur diyor. Tamam diyor. Hesaba çekmeden önce diyor ki Kur'an o insana, ey insan, ey kardeşim. Allah Resulü Kur'an'la insanın ikiz kardeş olduğunu söylüyor. Hiç endişe etme. Bugün güvendesin. Hiç endişe etme. Bu vazifesini yapıyor. Ben senin yanındayım. Sen beni dünyada bırakmadığın gibi asla cennette daha kadar orada bile ben seni bırakmam. Merak etme diyor. Güven gelir, cevap verir. Dünyada bir şahıs vereyim. İştirak, amali, uhrevi denisini arttırmak. Bir, her gün 5-10 dakika Risale-i Nur'u okumak. Namazın akabinde, namazı tadil erkanında, elinden geldiği kadar, memursunuz, sonradan da olur. Hani vaktinde yapamazsan bile, namazı kılmak ama akabinde tesbihat yapmak. Yapamadın namazın seccadede, yürürken, işin başındayken, nöbet tutarken tesbihatı mutlaka yapmak. Çünkü tesbihat oraya giriş sebebidir. Ve bi talebete resail-i nuru sadikin ya ilahe nabi külli salati minha. Tesbihat. Tesbihat. Sonra 3. Hizmete maddi ve manevi sahiplenmek. Hangi mahalledesin? Yüklen. Kendi mahalleni söylüyor. Kendi yerini. Mesela senede bir ay elektriği sen yatır. Muşahhas dedin ya örnek. Suyu bir tane sen yatır bir faturayı. Ben de varım de. Ya Rab ben de varım. Tamam. Ben de varım. Değil. Ben buna ait bir tane de müşahhas vereyim. Burada birileri var ama demeyeceğim onları. Ona ait değil. Bir meclisteyiz. Dev bir market sahibi var. Başka birisi var. Kuyumcu. Başka birileri de var. Bir tane de var böyle hırtlağına kadar borçlu dolu. Dershane yeni açılmış. Ben de açılışa gittim. Konuştuk. Özür dilerim. Tuvalete gittim. Baktım tuvalet sileceği yok. Hepsini de tanıyorum. Ders bitmiş. Herkes bitmiş. İşte marketçi, kuyumcu, oto şeyi. Bir sürü adam var parçacı. Hırtlağına borcu olan adama dedim ki X, buyur abi. Gel. Git marketten kapanmadan bir tane tuvalet sileceği al. Tamam abi dedi ama ötekine dur. Abi bir dakika dedi marketçi. Abi benim markete gidecek dedi bu. Benim abi ben varken buna niye söylüyorsun? Ben bir telefon açacağım. Eleman getirecek ben de biliyorum dedi. Seni marketten alacağını. Öyle mi abi? Tamam. Demek bildiğim var. Git. Ha? Gitti. Şimdi duyuyorum ki borçlu değişti. O atlatmış. Ben onun için yapmadım. Başka şey için. Ama Allah da vermiş. Arabayı değiştirmiş, şeyler yapmış, onu yapmış, böyle yapmış. Başka bir somut vereyim. Somut yeri söylemem lazım. Kırıkhan'a 94'te dershane açtık ilk. Hem de teneffüs olur. Sonra nasıl tıkır tıkır yürümeyeceğiz bu ders artık. 10 tane de olsa yürüyeceğiz. Duymuş. Ama insan akın akın gelip gidiyor. Kırıkhanlar bunu duyarsa biliyor. Aynı diyecekler. Grup grup gelip gidiyorlar. Grup grup gözükmemiş. Ya niye? Helaldir haramdır vaazları üzerine. Bir baktın ki Allah'ın için var. Adamın bir tanesi bunu anlatıyor. Haşir ispat ediyor. Ustanızla tanışmak ister misiniz? Vesveseden bahsediyor. Dimağda dolaşmaktan bahsediyor. Onun için grup grup gelip gidiyorlar. Adamın bir tanesi geldi. Hiç unutmuyorum. O kadar manyak olmuş ki. Kapıdan girmiş. Abdest alıyorum burada. Buranın hocası kim? Ses yapmadım. Abdest alıyor mu? Konuşmayayım. Hasan Hoca varmış burada dedi. Kimdir dedi. Abdest almadan konuşmayayım. Benim buyurun. Ha sensin. Ben ne yaştım? Bana bir nuska yapacaksın dedi. Ne yapacaksın nuskayı dedim. Tamam anladım bizden bu da. Tam değil. Dedim ne yapacaksın? Hastayım ben. Tamam. Otur. Otur abdestim. Tamam. Oturdu. Anladım. Dedim ki ben bir nuska yazıyorum ama nuskanın tarifini de ben söylüyorum.
Uyarsan nuska tesir eder. Hani bir anlatmıştım ya, teyzem gelmişti bana da. Oğlum dedi, sütüm taşıyor dedi. Bana bir nuska yap. Ben yaşlı kadına ne diyeyim, annemden de yaşlı teyzem öz. Dedim ki tamam şey teyze, ben sana bir nuska yapacağım. Gittim kağıdı aldım, Bismillahirrahmanirrahim yazdım, katladım şey naylonda. Teyze dedim, bunu merzede kattın, ipi de koydum. Ocağın üzerine as. Tamam oğlum. Ama bu tesir etmesi için şart şu. Tamam oğlum, ne yapayım? Sütü koyunca taşana kadar yanında otur. O zaman tesir eder. Anneme rahmetli demiş ki, Allah razı olsun oğlumdan dedi, sütüm taşmıyor daha. İnan. Şimdi bizim rızka da böyle olacak. Bak. İnan, Allah'a yemin ederim, doğru söylüyorum size. Bir misal için demiyorum. Yalana yemin edilirse Allah kafir olur. Mutekada diyor. Bilen insan olarak söylüyorum. Yemin ed. Oturdum. Dedim ki bizim nuska 7 gün sonra çıkar piyasaya. 7 gün. Tamam. 7 güne kadar dediğimi yap. 1. Namazsa başlayacaksın. Kalkamıyorum. Bana pazarlık yapmayacaksın. O ki geldin. Tamam dedi. Ama ben intiharı düşünüyorum çoğu zaman. Ben yaşamak artık bitmiş. Tamam. Sen reçetemi oy. Aynı üslup kullanıyorum. Oy. Tamam hoca. Buraya duydum. Tamam. Namaza kalkacaksın dedim. Tamam. 2. Her gün sabah 10'da geleceksin buraya. Burayı sileceksin. Her gün. Bu da zengin ha. Peki hoca. Haftada 3 gün derse geleceksin. 7 gün sonra nuska vereceğim, sana hiçbir şeyin yok. Ha, şu kitabı da vereceğim. Evvel istersen. 10 dakika sabah, 10 dakika akşam okuyacaksın. Gerisi bana ait. Hocam intihardan ve yaşamaktan lezzet alacak mıyım? Pazarlık yapma benimle. Anladım hocam. O gitti. Her sabah gelip siliyor. Ben de her namazda şöyle diyorum. Allah'ım. Bu adamsa bilmiyor. Bizi de bir şey zannetmiş, duymuş. Benden ne bekliyorsa sen de biliyorsun. Ben bu kadar yapabildim. Namaza başladı. Risale okuyor. Derse geliyor. Senin evini siliyor. Allah'ım senin evini bu temizlediği gibi bunun ruhunu ve aklını da sen temizle. Aklını ruhunu temizle diye direttim. Vallahi düze çıktı. 7 gün sonra da ben de nuska muska da istemedi. Hocam uçuyorum. Arabasını kayıp dershaneye gidiyorum. Hocam. İkinci kat. Geç kaldık ya. Hadi hocam. Derse gideceğiz, araba getireceğim. İstik çalıyor. Ya. Nuska öyle. Nasıl Allah'ın evini temizledi? Allah da sizin ruhunuzu temizlesin. Amin ya. Allah vaat etmiş. Bir adım atana Allah 10 adımla cevap vereceğim diyor. Değil mi? Ama pazarlık yapma. Ben bunu yaparsam sen bana bunu yapar mısın? Hayır. Vazifem oldu diye yap. O bilmiyordu pazarlık mazarlık. Beni bir şey zannetti. Dediğim oydu. Şualarda var bu. Bir tarikata bir yol bulmuş. Zındık. Şeyh olmuş. Ders vermiş. Ders verdikleri evliya olmuşlar. Bunun zındık olduğunu anlamışlar. Yani evliya olmuş ha zındığın dersiyle. Allah Allah. Sonra demişler ki bak beni anladın. Onlar da demiş ki madem senin dersinle biz bu hale geldik, seni daha bırakmayacağız. Adamı düzeltmişler talebeleri. Bu çocuklar yani bu talebeler şeyhlerine şeyh olmuş. Ustatlarına ustat olmuş. Peki bunlar ne anlatmak istiyorum? Vesilelikle beraber gelen hidayet ve fazilet ve feyiz vesilelikle geldiği için vesileyle karıştırılıyor. Oysa o vesilede vesileyle Allah veriyor. Eğer hakikaten feyiz ve vesileden gelseydi o batıl adamdan hak gelmezdi. Peki nasıl oldu? İhlaslarından, o müritlerin saffetlerinden, ihlaslarından, teslimiyetlerinden onun zatın gibi gözüken arkadan geliyor. Onun için şeyhe teslim oluyor. Veya bizde abiye teslim oluyor. Onun şahsında aynı darlığında sana yansıtıyor. Senin safeti kalple. O kadar itimat etmiş ki tamam.
Bu demiş mi? Demiş. Teslim ol. Ha, oradan geliyor. Tamam mı? Evet, bugün burada bırakıyoruz. Hasan Hocam. Efendim. Söyle estağfurullah. Çok hoş bir şey. Bizim Yeşilova'daki dershanemizin orada camimizin hocası bir gün çok kısa şöyle çok hoş bir şey söyledi. Kur'an kursu açtık dedi. 25 tane mi 27 tane mi talebemiz var. Bunlara dedi yemek vereceğiz. Fakat dedi maddi durumumuz iyi değil. En ucuz nereden temin ederiz diye baktık dedi bir yemek şirketine gittik. Durumu anlattık. Bize günde 3 çeşit yemek ver. Kur'an talebelerine vereceğiz bu yemeğe. Ama fiyatı da makul olsun dedi. Adam da demiş ki hocam siz demiş madem böyle hulvi bir vazife yapıyorsunuz ben size bedava vereceğim bu yemeği. Ama olmaz. Yok demiş olur. Benden olacak. Ben demiş bunu Allah rızası için veriyorum. Kabul etmişler ve adam gayet güzel yemek veriyor bunlara. Kurs bitiyor. Hoca diyor teşekkür etmek için gittik. Adam ne diyor biliyor musun hocam? Diyor ki siz diyor bana geldiğiniz zaman ben diyor 1000 kişiye yemek satıyordum. Siz geldiniz diyor, şu anda diyor 3000 kişiye yemek satıyor. Anladım. Allah işin başında ise Allah karşılıksız bırakmaz. Hocam bir vakit geçen derslerden çok güzel bir söz söylemiştiniz. Onu bir kulağımıza küpe yaptık. Yani Allah sevdiği kuluna sevdiği işler yaptırır diye bir şey evet. Söylemiştiniz. Hadis-i kutsidir. Allah bak başka daha acayibini söyleyeyim hadis-i kutsi. Sen hadise geçmeden sen en çok sevdiğini iyi dinle ama en çok sevdiğini hiç sevmediğini nefret ettiğini verir misin? Hibe eder misin? Asla. Allah en çok sevdiği imandır. Allah en çok sevdiği imanı en çok sevdiğine verir. Sana vermiş. Peki o tam o noktada namaz kılıyoruz. Diyoruz ki Allah beni seviyor ki bana namaz kıldırıyor. Evet. Sonra günah işlediğim zaman tam o noktada vesvese geliyor. O zaman diyeceksin ki ne yapacağım hocam? Yani? Üçe ayıracaksın. Namazı kılan budur. Ruh. O günah işleyen de budur. Ben bunu onaylamıyorum, ben bunu reddediyorum. Hiç kale almayacağız. Çünkü insanız. Yani günah işlesek de bu tabii canım. Kalbi kutsiyi bak, inanacağız değil mi? Aynen. Suya düşen boğulmuyor. Çıkamayan boğuluyor. Düşmekle insan boğulmaz. Çıkamadığı için boğulur. Düşeceğiz ama kalkmayı bileceğiz. Günah biz işlemiyor. Kim istiyor? Nefsimiz istiyor. Namazı da bu, biz onaylıyoruz. Sen haklısın, sen sus. Üçe ayırırsan, ha günah isteyen, yapan nefsimiz. Odundaki duman. Tamam, ruhumuz da odundaki nur. Şeytan da odundaki ısı. Cinler ve erva habiseler de odundaki duman. Odunda ceset. Ha demek ki günah işleyen bu. Bu da bu. Ha ne yapacağız? Bir gün aktif etmek için odunun karşısına güneşi koyacağız. Muhatap olduğumuz ve son cümlem olsun. Her seyrettiğimiz, her okuduğumuz, her işittiğimiz, aldığımız burun, ileride de gelecek her yalan, dilimiz tat ve yalan, gıybet, iftira, her dokunduğumuz haram, kalp ve ruhumuza yaralar açar diyor ya, oradan çıkarttım. Aklımızı, kalbimizi, ruhumuzu aktifliyor. Allah'a yemin ederim hiçbir video, çünkü enerji paketidir, okuyacağım daha ileriki tarihte burada göstereceğim, külliyattan. Her söz, her kelime, her resim pakettir, enerjidir. Kulağa ses girer, diş kulakta kalır. Artık diş kulaktan, orta ve iç kulaktan ve beynin merkezlerine artık ses yoktur. O sesin içerisindeki elektrik ve enerji paketleri var. Kelam, sesim diş kulağa kadar gelir, meyreme kadar. Zar bozulmaz ve beyni döller. Ne? Kullandığım kelimenin içerisinde benim ruhum, hassasiyetim, duygularım, latifelerim, hislerim, dimağım, aklım, davam, hatta imanım. Kişi onunla güzel. Onu paketleyip gönderiyorum senin kulağına. Benim kelamım, benim nerelerimi taşıyorsa senin oralarını uyandırıyor.
Onun için her seyrettiğiniz şey, çaresini şöyle yazın. Televizyonun ve internetin üzerine şu yazıyı yazın. Şu kağıdı yapıştırın. Her seyrettiğin şey sana geri dönecektir. Yazın, öyle bırakın. Çünkü Hutbe-i Şami'ye 77'de tam diyor, hırsız diyor, şey gidiyor, sırkat, elini şey yapacak. Semavi bir tehdit geliyor. Hırsızın elini kes. Hemen elini çeker diyor. Ha, internet ve televizyon üzerine şöyle yazın. Her dinlediğin ve seyrettiğin şey sana geri dönecektir. Kesinlikle. Ne zaman gelecek? En fazla 15 sene. 15 günde bir reset oluyormuş. Onun için 15 günde bir risale okunması lazım. İhlas okunması lazım. Vahir devahum enilhamdülillah rabbil alemin. Haftaya bu dersin devamı olacak. El Fatiha ma'as salavat.